I'm still tired when I wake up. Like my dream's still near. Herkese merhaba. Bugün sizin için makyaj videosu çekeceğim. Sonunda bir video koyabiliyoruz. Evet. Oldukça yoğun bir hafta geçirdik yine ve artık bir seriye başlıyoruz bugün. Back to School, yani okula dönüş serisi. Bununla ilgili işte spor, makyaj, başka şeyler, sürpriz. Bir sürü konu çekeceğiz. Birkaç bölümden oluşacak. Bu da ilki. Makyaj. Biraz hem de sohbetli bir makyaj olacak bu. Bu arada ben Merve Görgöz. Bu eşimle ikimizin kanalı. Şu an sadece ben varım kanalda. Bunu neden söylüyorum? Çünkü süslü sözlük diye bir sözlük var. Orada gördüm bununla ilgili bir şey. Aslında şöyle yaptım. Adımı soyadımı Google'da arattım. Hepimizin yaptığı bir şey. Ben de geçen gün böyle bir şey yaptım ve süslü sözlükte benimle ilgili birkaç yorum yazıldığını gördüm. İşte eşinin kanalında o sonradan geldi. Yok, onun kanalıydı. Eşi arada onun yanına geliyor falan filan bir şeyler var. Hayır, bu ikimizin kanalı. Beraber açtık. En baştan beri beraber başladık. Bir de bu kanalın başta makyaj kanalı olduğunu, daha sonra farklı videolar eklediğimizde yazan olmuş. Hayır, ilk 4-5 videomuzun makyajla hiçbir alakası yok. Hatta spor, vloglar vesaire vesaire bu tarz şeyler. Sonra makyaj videoları arada çekmeye başladık, aralara koyduk. Yani ara ara çektiğimiz videoların yoğunlukları değişiyor. Bazen çok fazla makyaj, bazen çok fazla vlog, bazen spor. Yani o an neyi paylaşmak istiyorsak açıkçası onu paylaşıyoruz kanalımızla ilgili. Yeni gelenler için küçük bir bilgi olsun bu da. Şöyle bir şey, ilk önce tabii ki ben yüzümü nemlendirdim. Yarım saat önce nemlendiricimi sürdüm. Sonra dudak nemlendiricimi de sürdüm. Ben üniversiteye giderken, bunu üniversite makyajı olarak yapıyorum tabii ki. Üniversiteye giderken kendime yarım saatlik bir zaman bırakıyordum yurttan çıkmadan önce. Hani kahvaltımı ederim, hafif bir makyaj yaparım. Bunun için yarım saat bırakıyordum. Size de aynı kendim nasıl yapıyorsam o şekilde yapacağım. Yani kalktığım gibi ilk önce yüzümü yıkıyordum, dişlerimi fırçalıyordum, nemlendiricimi sürüyordum ve sonra kahvaltıya iniyordum. Sonra gelip makyajımı yapıyordum. Siz de bir öneri istiyorsanız yeni başlayacaklar için böyle yapabilirsiniz. Çok daha kolay oluyor. Fondöten olarak MAC Studio Face and Body fondöteni kullanacağım. Bu bendeki C1 rengi. Evet, C1 rengi. Bunu yeni aldım bu arada. Yeni geldi kargodan. Normalde bunu gelin makyajları için zaten yoğun bir fondöten kullanıyorum. Onun içine karıştırmak, biraz açmak, biraz ışıltı vermek için kullanacağım. O yüzden aldım. O yüzden büyük boyunu aldım. Şimdi ben normalde palete dökecektim ama hiçbirimiz sabah kalkıp palete bunu dökmeyeceğiz değil mi? O yüzden böyle yaptım. Biraz fazla kaçmış olabilir şu anda. Evet, fondöten tahmin ettiğim gibi. İlk kez kullanıyorum bu arada. Sadece elime denedim ilk geldiğinde. Tahmin ettiğim gibi su gibi bir fondöten. Çok fazla ağır değil. Hatta hiç ağır değil. Ben MAC'in Water Weight fondöteni kullanmıştım. Hiç beğenmemiştim. Onun yapısı bundan daha birazcık daha yoğun ama yine su gibi. Fakat yapış yapış yüzünüzde kalıyor. Bakalım bu da öyle olacak mı? Zaten ilk sürdüğümde anlıyordum onun yapış yapış kaldığını. Yoksa daha sıvı, daha light bir formülüm var. Bakacağız. Mat fondötenleri sevmiyorum ama yüzümde de yapış yapış su gibi kalmasını da istemem tabii ki. Zaten fırçayla tek başına dağılacak bir fondöten olduğunu düşünmemiştim. Çok sıvı olduğu için. Zaten bir tüblendir kullanacağız. Hatta şöyle bir baktım. Hiç fırça bile saldırıp değdirmenize gerek yok. Direkt bir tüblendirle yapabilirsiniz. Sürebilirsiniz. Yüzünüze yine gösterdiğim gibi koyup bununla yayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi neredeyse sıfır kapatıcılığa yakın bir fondöten. Hatta şu an şöyle fondötenden biraz daha alıp, çünkü hiç kapatıcı kullanmamayı düşünüyordum hızlı bir makyaj olması açısından. Fakat eğer sivilceleriniz, izleriniz vesaire bir şeyleriniz varsa kapatıcı kullanabilirsiniz siz. Ben de şurada iki tane bu hafta çıktılar. Stresten, iş yoğunluğundan. Sizlerde de büyük ihtimal ders yoğunluğundan çıkacaktır. Kapatıcı kullanabilirsiniz. Maybelline'in Edge Rewind falan olabilir.
hafif günlük bir kapatıcı. Şu anda resmen bunlar kaldı. Resmen ne yapayım? İşim rahat etmedi. Yine içeriden gittim bir kapatıcı aldım. Çünkü gerçekten kapatıcılığı neredeyse yok gibi. Fondötenin şöyle ihtiyaç olan bölgelere minik minik uygulayacağım. Bu arada pudra kullanmayacağım ama yüzünüz yağlıysa mutlaka pudra kullanmanız gerekiyor. Tabii ki tüm yüzümüze değil. Sadece işte yağlanan, terleyen bölgelerimize şu şekilde böyle pudra kullanabilirsiniz. Ben pudra kullanmayacağım çünkü gerek yok diye düşünüyorum. Okula gidiyoruz sonuçta. Far olarak zaten çok az far kullanacağım ama çok yüksek fiyatlı bir şey kullanmak istemedim. Her bütçeye uysun diye. The Balm'ın Nude Tooth paletini kullanacağım. Bu arada şu anda gratislerde indirim var. Hemen alabilirsiniz eğer kaldıysa. Mutlaka gidin. The Balm, Silik gibi markalardan ihtiyacınız varsa şu anda indirim var. Bunu da söyleyeyim. Şuradaki Sultry en çok kullandığım renk zaten. Bundan biraz alıyorum. Hatta elinize birazcık şöyle alın ki fazla olmasın. Start living. Cause I remember growing up, we rode our bikes all over town, spending all our cash on candy bars. And no one ever told us that tomorrow it might not be gone. Daha sonra buradaki stubborn rengini alıyorum ve gözümün ortasına uyguluyorum. Gördüğünüz gibi tatlı bir ışıltı veriyor. Simli, böyle aşırı parlak bir far değil kesinlikle. Hafif metalik, çok hafif. Bu arada yine üniversite makyajı olduğu için, okul makyajı olduğu için pahalı bir fırça kullanmak istemedim. Artnet'in far fırçasını kullanıyorum. Şöyle bakın iyice, mutlaka alın. Gerçekten çok güzel. Bence meke muadil. Bazıları ben aldım çok kötü falan diyor ama bu sadece bu fırçasından bahsediyorum. Genel olarak Artnet'ten bahsetmiyorum. Evet. Bu noktadan sonra eğer biraz daha koyu istiyorsanız sadece şu kısımlara biraz daha koyu bir far uygulayabilirsiniz. Mesela şu seksi rengini kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir renk. Kullansam mı ben şu an? Hadi süreyim. Ama normalde çok fazla tavsiye etmiyorum. Çok az, hafif. Üniversitede gerçekten böyle liseden çıkıyorsunuz. Üniversitedeyim, artık özgürüm, her şeyi yapabilirim. Yoğun makyajlar falan bence yapmayın. Gerçekten çok kötü gözüküyor. Hani doğal, yine makyaj yapın istiyorsanız ama doğal bir makyaj yapın. Sizi kötü göstermeyecek bir makyaj yapın. Yaşınızdan büyük göstermenize gerek yok. Emin olun, çok makyaj yapan insanlar üniversitede kendini böyle hani çok süslü giyinen, çok açık giyinen, strapless şeylerle okula gelen, şortlarla okula gelen insanlar kendilerini çok, herkesin onlara baktığını çok güzel gördüğünü zannediyorlar ama aslında farklı bir şekilde bakılıyor. Tabii ki herkes istediğini giyebilir. O ayrı mesele. Ama okul ortamı, dışarı çıkar, her yine giyin istediğinizi. Ama okul ortamında bence biraz daha dikkat edilebilir. Şöyle birazcık boş bir fırçayla üstünden almak istiyorum, çok olmasın. Şimdi biraz kaşlarımı da çok az dolduracağım. Benim kaş farım MAC. Ama tüm markalarda artık kaş farı var. Çok bir farkları olduğunu düşünmüyorum. Her markadan kullanabilirsiniz. Yeter ki kaşınıza uygun bir renk alın. Üniversite konusunda birazcık daha sohbet edersek, oraya gittiğinizde liseden çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü çok farklı kültürlerden, çok farklı yerlerden, çok farklı şekilde yetişmiş insanlar geliyor. Öncelikle herkese anlayışlı olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Daha sonra çok dikkatli olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü her şey çok masumane düşünülmeyebiliyor artık orada. Lise gibi değil. Biraz daha dikkatli arkadaş gruplarına. Yani erkeklerden bahsetmiyorum sadece. Kızlara da aynı şekilde çok dikkatli yaklaşmanız gerekiyor.
farklı alışkanlıkları olanlar olabilir. Bilmiyorum, dikkat etmeniz gerekiyor gerçekten. Hani hiç beklemediğiniz insanlar, hiç beklemediğiniz şeyler çıkabiliyor. Wet n Wild'ın Clear Gel'ini kullanıyorum kaşlarım için. Sabitliyorum. Oldukça güzel. Fiyatı da 12-13 lira gibi bir fiyatı var. Kesinlikle MAC falan almaya gerek yok. Bazı şeylerde evet, yüksek fiyatlı markaları almak gerekiyor. Ama bazı şeylerde gerçekten hiç gerek yok kaş jeli gibi. Zaten kirleniyor bir süre sonra ve atmak zorunda kalıyorsunuz. Çok az bir eyeliner kullanacağım, çok değil. The Balm'ın Shivink eyeliner'ını kullanıyorum. Ben eyeliner'ı sevdiğim için eyeliner'ı kullanıyorum. Siz sevmiyorsanız hiç kullanmanıza gerek yok. Yalnız biraz deyip bayağı eyeliner kullandım. Görmezden geliyoruz buraya. Maskara olarak Maybelline'in Push Up Angel maskarasını kullanacağım. Bunu da yeni aldım. Bakalım nasıl, ilk kez deniyorum bunu da. İlk izlenim makyajı gibi oldu bu. Böyle sürekli tekrar tekrar almanız gereken bir fırçası var. Çünkü fırçada ürün toplanmıyor. Şöyle göstereyim. O yüzden sürekli almanız gerek. Çok az kontür yapacağım. Bunun için NYX'in Wondersteen'i kullanıyorum. Bunun rengi Universal. When I'm hazy dreaming and the walls are caving in, dark clouds are waiting. I'ma keep my mind straight. I will never let them in. Gördüğünüz gibi çok soft, çok görünmeyen bir kontür. Bence yeterli. Yine uygun fiyatlı bir ürün kullanmak istiyorum. Cillian. Bu üçlü paletlerinden. Oy. Oy. Üstüm. Kirlendi. Bendeki light rengi. Evet, bunu söylemeye çalışıyordum. Aydınlatıcı kısmından alıyorum. Çok yoğun bir şekilde değil. Zaten yoğun bir aydınlatıcı değil. Okula gayet uygun bence. Doğal olarak parlayan yerlerimi görüyorsunuz. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Kamerada. Oralarını biraz aydınlatacağım. Işığımız biraz parlak biliyorum. Ama akşam çekimlerinde özellikle kullanmak zorunda kalıyoruz maalesef. Birazcık göz pınarlarıma. Bu arada bunları elinizle bile yapabilirsiniz. Benim fırçam yok diyenler için. Allık olarak yine buradaki allığı kullanacağım ama birazcık yoğun bir allık. Çok az alıyorum. Ve üflüyorum. İsterseniz herhangi bir sabitleyiciyle sabitleyebilirsiniz. Ben MAC Fix Plus kullandım. NYX'in sabitleyicileri çok güzel. Elim makyajlarında da onlardan kullanıyorum. Özellikle mat olan değil, diğeri. Olan da kullanabilirsiniz. Ruj olarak da yine gün boyu kalacağını düşündüğüm Golden Rose'un dudak kalemi gibi olan rujlarından kullanıyorum. Hangi rengini? 18 numarasını. Eğer kırmızı ruj, fuşya ruj, ne bileyim turuncu ruj, yani o tarz rujlar tabii ki okulda kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle doğru kombinle, doğru göz makyajıyla, doğru ten makyajıyla. Mesela şu ten makyajı. Allık olmadan, far olmadan, sadece ilk sürdüğümüz, hani kontür gibi olan far. Çok az eyeliner, çok bundan daha az, yarısı kadar. Maskaranız ve kırmızı ruj harika olur gerçekten. O şekilde de kullanabilirsiniz. Tabii ki daha az aydınlatıcı. Çok fazla ben buradayım demeden, çok fazla patlatmadan, doğal güzelliğinizi öldürmeden
Makyaj yapmanızı öneriyorum üniversitede. Bu makyaj çok uzadı. Evet, çünkü sohbet ettim biraz, konuştuk. Biraz da yavaş yavaş aheste aheste yaptım. O yüzden uzadı. Normalde bu makyajı 10 dakikada tamamlayabilirsiniz. Ben tamamlıyordum gayet. Bence tamamlayabilirsiniz. Üstünde ustalaşırsınız zaten yavaş yavaş. Umarım makyajı beğenmişsinizdir. Umarım sizin için hem sohbet hem makyaj yararlı olmuştur. Lütfen söylediğim hiçbir şeyi yanlış anlamayın. Kesinlikle sizi korumak ve biraz daha dikkatli olmanızı sağlamak için biraz öneriler verdim. Yoksa tabii ki herkes istediğini giymekte, istediğini yapmakta, istediği makyajı yapmakta özgür. Ama ben kendi düşüncelerimi, kendi önerilerimi size söylemek istedim. O zaman bu serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.